Elhamdülillâhellezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rasûlü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli aleyhi ve sellem. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli aleyhi ve sellem. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allah'ım salli ala sallam. Euzü billahi şemii'il alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike minemezâti şeyatayn. Euzü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Fehel yanzurune illa sa'aten te'tiyehum bahteten ve kad jâe eşratuha feennâ lehum idâ jâethum zikrâhum. Sadakallahu al-azim. Allahümme enfa'na bil-Kur'an al-azim. Mübarek lana fihi. Elhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el-hayyel kayyum. Hassantukum bil-hayyel kayyum. Millezi la emut ebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahi al-aliyyil azim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri fakat ca'e eşratuha, kıyamet alametleri meydana gelmiştir buyuruyor. Meydana gelenler var, gelecek olanlar var. Biz şimdi meydana gelmiş olanları konuşuyoruz. Bu vesileyle Habibullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifler rivayet etmiş oluyoruz. Bu kadar hadis-i şerifler okumuş oluyoruz. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem ruhaniyeti haberdar olmuş oluyor. Meclisimizde hazır bulunuyor. Hakkımızda şahit oluyor. Ve bize şefaatçi olacak inşallah. Biz bu zamanda toplandık. Onun beyan ettiği hadis-i şerifleri rivayet ediyoruz. Meclislerimiz onunla zinetleniyor, hatırlanıyor. Nura gark oluyor elhamdülillah. Tabii kardeşlerimiz yaklaşan Noel tehlikesini de düşünerek yine bir kıyamet alametidir bu. Evvelce okuduk. Kıyamet kopmadan olacaklardan biri nedir? لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا مَنْ قَبْلَكُمْ. Sizden evvel kendilerine kitap verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanların modalarına, adetlerine uyacaksınız. شِبْرًا بِشِبْرٍ وَدِرَاعًا بِدِرَاعًا. Karış karış, kulaç kulaç, arşın arşın. حَتَّى لَوْ سَلَكُوا cuhradabbille selektumuh. Onlar kertenkele yuvasına girme kalksalar, siz de onların peşine gireceksiniz. Efendim, takunyayı takunyaya göre ölçüleyip kestikleri gibi tıpatıp onlara uyacaksınız. Onlar içerisinde anasıyla zina eden bulunduysa sizin içinizde de olacak buyuruluyor. İşte Hristiyanların kendi dinlerine göre kutsal saydıkları bir efendim bayramları, Noelleri maalesef Hristiyan memleketlerinden daha fazla bir rağbetle bizde revaç buluyor. Vitrinler süsleniyor. Reklamlar ona göre başlıyor. Çamlar kesiliyor. Efendim, hindiler meydana çıkıyor. Kurban bayramıymış gibi. Efendim, batıl adetler bu taklit ediliyor. Büyük bir tehlike geliyorum diye diye geliyor. İnşallah bundan sonraki sohbetlerde insanları uyaracağız. Ve o gecede nasipse inşallah sohbet yapacağız. Bu itibarla bundan sonraki haftaların sohbetleri önem arz ediyor. Kaç kişiyi kurtarabilirsek seferber olun. E tabi bir anda insana bir şey duyurmakla tesir etmeyebiliyor. İnşallah daveti artırın. Çağrıyı artırın. Tebliği artırın. İnsanlara ulaşın. Haberleri ulaştırın. Ve önümüzdeki sohbetlere mutlaka insanları daha ziyade
Davet edin, Allah Teala görsün ki biz buna razı değiliz, elimizden geleni de yapıyoruz. Bunu görsün, yaparsak görür. Ama elimizden geleni yapmazsak, bundan sonra birkaç hafta güzel bir gayret, insanları davet, sohbetlere çağrı yapmazsak ve uyarmazsak, duyurmazsak, o zaman inne nase izâ râevül münkerâ beyne zahrâneyhim felem yugayyirû. İnsanlar İslam'a uymayan işlerin alenen işlendiğini görüp de ellerinden gelen müdahaleyi yapmazlarsa yuşikün yevmemullâh bi'ukâbi. Ölmeden evvel diyor, cehenneme girmeden evvel çok yakında dünyada Allah toptanının belasını verecek. İyiler de dahil ona. İşte Yuşa Aleyhisselam'a gelen vahiy kulaklarınızda küpe olsun. Mevla bu ya Yuşa ibn-i Nur inni muhlikun min kavmike min hiyarihim 40,000 ve min şirarihim 70,000. Ben senin kavminden, ümmetinden kırk bin kişiyi helak edeceğim, hepsi de iyilerinde. 70,000 kişiyi de helak edeceğim, kötülerinde. Yuşa Aleyhisselam da şaşırdı. Havla ile şirar, fema bâle hiyar. Kötüleri anladık da, iyileri niye azap ediyorsun ya Rabbi? Buyurdu ki, lennum lem yekûnû li gadabî ve âkelûm ve şârabûm. Benim kızdığım günahlara karşı hiç o masiyetlere karşı bir nefret, soğukluk göstermediler. O günahları işleyenlere efendim müdahale etmediler. Onlarla düştüler kalktılar. Yediler içtiler. Sohbet muhabbet ettiler. Hiç uyarmadılar. Bu 40,000'i de helak edeceğim. Hiç günah işlemeyen adamlar yani. Günah olarak hepimize yeter. Bu insanların bu Hristiyan merasimlerine katılma yönelişini görüp de yapma etme dememek bize günah olarak yeter. Onun için inşallah bunu duyuruyoruz. Bundan sonraki birkaç haftada buna kısa kısa dokunma yapacağız. Herkesi haberdar edin, çağırın. Şimdiden fren basanlar belki o gece kurtulurlar inşallah. Demek ki kıyamet alametlerinden vuku bulanların birisi de nedir dedik? Yahudi Hristiyanların modalarına harfiyen uymak. Bu zemmedilen, kötülenen bir alamettir. Dolayısıyla uyarılması, duyurulması gereken bir alamettir. Bak bu kıyametin yaklaştığına delalettir ve Allah muhafaza kötü ölümlere sebeptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden mahrum olmaya sebeptir. İmansız ölmeye kadar götürebilir kafir merasimlerine iştirak. Onun için İslam adetlerimizi, örflerimizi, geleneklerimizi muhafaza edelim. Efendim, dışarıdan gelen, bize uymayan kültürleri reddedelim. Bizi bozan, bize zarar veren, dünya ahiret sıkıntımıza sebebiyet verecek olan ve Allah muhafaza netice itibarıyla da Hristiyan işgaline yol açma tehlikesi arz eden, değil mi? E şimdi Irak ne durumdadır? Zavallılar efendim bir türlü Hristiyanları kovamıyorlar. Afganistan ne durumdadır? Her yeri görüyorsunuz. Allah vatanımızı bir işgallerden muhafaza etsin. Ama netice nereye gidiyor? Geldiği zaman gavur, Hristiyan kaç kere geldikleri gibi Allah bir daha nasip etmesin. Vatanımıza uğratmasın. Rus'u da geldi, Yunan'ı da geldi. Bu memleket neler gördü, geçirdi. E şimdi bu adamların merasimlerine katılmak ve kutlamak bunlara davetiye çıkartmak anlamına gelir. Biz örfümüzü, kültürümüzü, dini geleneklerimizi, göreneklerimizi tanımıyoruz, reddediyoruz. Biz sizi seviyoruz, size uyuyoruz, size benziyoruz demek anlamına gelir. Onlar da siz bizi davet ettiniz diye yarın buyurduk gelir. Ondan sonra nereden geldi bunlar demeye kimsenin hakkı olmaz. Çünkü siz bizleştiniz derler. Bizi çağırdınız derler. İnşallah sizler gibi şuurlu cemaatler bulundukça, sıkı durdukça, direndikçe, İslami adetleri yaşattıkça Allah vatanımızı, bayrağımızı yaşatacak inşallah. Evet. Siz dininizi canlı tutarsanız Allah dünyanızı da vatanınızı da mamur eder. Evet. Allah Teala'nın böyle bir vaadi vardır. İslam'ı yaşayanlara ve yaşatanlara şu İslam diyarında, şu
şu kadar mabetler, camilerimiz, mescitlerimiz, ibadethanelerimiz inşallah dolar taşar. Ama öbür türlü Allah muhafaza meyhaneler, diskotekler, barlar, pavyonlar, efendim yesinler, içsinler, çamlar devirsinler, hindiler efendim tüketsinler. Böylece tamamen kafir kültürünü memlekete ithal etsinler. Zaten edildiği kadar edilmiş. Allah bundan sonra bu şuurlu cemaatlerin sayısını artırsın inşallah. Amin. Şimdi sıralı okuyorum hadis-i şeriflerde. Taberani İbni Asakir rivayet ettiği Muhammed İbni Atiyyete Sa'di radıyallahu anh'tan geliyor bu hadis-i şerif. İnne min a'lami sa'ati eşratıha en yu'mera harabu dünya ve yuhrabe imranuha. Efendim, kıyamet alametlerinden birisi de nedir? Dünyanın viran yerleri, çölleri, kurak yerleri mamur olacak. Eskiden mamur olan eski yerleşim yerleri viran olacak. E şimdi hakikaten mesela Babil diye duyarsınız değil mi? Kur'an'da da geçiyor. Bir Babil'e Harut'e ve Marut. Babil diye gitsen şimdi hiçbir yer yok. Haraptır. Efendim, Küfe diye bir şey kalmamış. Meşhur Küfe. Değil mi? İslam'ın payitahtı Hazreti Ali Efendimiz'in hilafet makarı Küfe diye bir şey yok. Necef'e intikal etmiş. Bunun gibi dünyada böyle çok var. Mesela gidersiniz Elazığ. Esas Elazığ neresidir? Harput'tur. Yukarısı Arap babaların, mübarek zatların yattığı yerler. E şimdi nerededir? Aşağıdadır. Elazığ, Eskişehir ıssız duruyor. Çok az bir insan var. Bunun gibi Türkiye'de de gezerseniz, dünyanın neresinde de gezerseniz birçok eski yerleşim, mamur yerler şu anda ıssızdır. Viran yerler mamur haldedir. E şimdi Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz, Körfez ülkeleri dediğiniz, Haliç ülkeleri diyoruz onlara değil mi? Katarlar, Ummanlar, he? Dubai'ler, Ebu Dabi'ler, böyle bir yerler yerleşim yerleri değildirler. Bunlar çöller, kurak yerler, ıssız yerlerken şu anda ne haldedirler? Dünyanın en mamur işlek yerleri haline gelmiştirler. Bunlar nedendir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kıyamet alametlerindendir. Ne buyuruyor? Arap Yarımadası yeşillenmeden kıyamet kopmaz. Hakikaten tabii denizi biliyorsunuz ne yapıyorlar? Arıtıyorlar. Su yok. Ama denizi arıtınca birçok işe yarıyor. Sulamaya yarıyor, şuna yarıyor, buna yarıyor. Tuzu alınıyor. Otellerde, Arabistan'da şu anda otellerde bu kadar su baş olacak hali yok. Bütün bu sular denizden arıtmadır. Neticede Arafat yeşillenmiştir. Arafat'taki ağaçlar bayağı büyük. Biz gerçek 5-6 sene gitmedik. Hacca tabii. Fakat boyumuzu geçmiştik kaç seneler evvel. Her yer yeşillenmiştir. Kurak yerler, çöller yeşillenmiştir. Arap Yarımadası yeşillenmeden kıyamet kopmaz. Yani ne olacak? Mamurluk belirtisi olarak efendim, işte bu şekilde ulaşımlar sağlanıyor, sular temin ediliyor. Ondan sonra parklar, şeyler efendim, çöllerin ortasında bir yeşillikler, bir çimler buralarda öyle yok. Bunlar kıyamet alametlerindendir. Ha tabii bu olmasın mı? Bu zemmedilen bir alamet değildir. Vakı bir alamettir. Yani bunlar gerçekleşecektir. Belirti olarak bunları tespit edin. Takip edin demektir. Belirtiler olarak. Yoksa ağaç dikmeyin, sulamayın manasında değildir. Yoksa tabii ki harap yer, viran yeri de mamur etmek İslam'da vardır. Ne buyuruyor? Elinde ağaç fidesi varken kıyamet kopmaya başlasa onu dikmeden bırakma diyor. İslam'da da böyle bir acayip şeyler vardır. Vasiyetler vardır, tavsiyeler vardır. Yani dünyanın viran bırakılması, harap bırakılması, bakımsız halde bırakılması Allah'ın emirlerinden değildir. وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا Ayet-i Kerime'de Salih Aleyhisselam'ın sözü olacak. Kur'an'da geçiyor. Allah Teala enşeküm minel ard sizi topraktan yarattı ve ve sizi dünyada
imar yapmanız için, bakım yapmanız için efendim sizden talepte bulundu. Allah Teala ne istiyor? Dünyanın efendim mamur tutulması istiyor. Şimdi yollar viran olması uygun mudur? Arabalar düşecek, kırılacak, bu kadar israf masraf olacak, insanlar kaza yapacak. Tabii yollar bakımlı olsun, değil mi? E şu çarpık yerleşim planı nedir? İstanbul ne haldedir yani? Perişan bir vaziyettedir. Bu bakımlı olsaydı, projeli olsaydı, deprem efendim riskleri hesaplı yapılsaydı, değil mi? İnsanlar bunca masraflar ettiler. Tekrar bir daha şimdi baş edemiyorlar, para bulamıyorlar, yenilemeye şuna buna. Baştan doğru dürüst yapılsaydı Allah bunu yasaklıyor mu? Haşa! İslamiyet böyle bir şey değil. İslamiyet emrediyor, mamur kılın. Allah size dünyayı mamur kılma görevi verdi. Yeşillendirin, ağaçlandırın. Efendim. E ne diyor? Bir tarladan diyor 100 kilo buğday mahsul verim alınacak olup da sahibinin gevşekliği nedeniyle 99 kiloya düşse, verim 1 kilo eksilse Allah tarlanın sahibine sorar diyor. Neden? Çünkü o 1 kilo buğdayı eksiltmenin ekonomiye, topluma zararı olmuştur. Bak tahıl ambarı memleket buğdayı bile ithal eder duruma gelmiştir. Çünkü ters teşvikler yapılıyor. Yapıcı teşvikler yapılmıyor. E millet ekmiyor, biçmiyor. Ondan sonra genetiği bozulmuş Yahudinin tohumunu alıyor. Efendim benim tohumdan 3 kilo domates alacağıma diyor. Hormonluyu atıyor, 50 kilo alacağım diyor. Milleti kanser yapıyor. Bütün bunlar imarsızlıktır, tahribattır, yıkımdır. Ama ah İslam, bütün sırrın başı nedir? İnsanın İslam'a sahip çıkmasıdır. Sen dinine sahip çıkarsan o din seni sağlığın açısından yiyeceğin, yiyeceğin, yaşayacağın her bakımdan o din seni mamur yapar. Ama sana ne dediler? Tuh kaka, din geri bıraktı bizi, bırak dini dediler. Elinden Kur'an-ı Muran'ı aldılar, eline romanları, hikayeleri verdiler. Şimdi aydın olacaksın, münevver olacaksın, şu olacaksın, bu olacaksın dediler. Onlarca yıl geçti. Şimdi ne oldu? Hadi millete diyorlar evleri boşaltın. Ne olacak? Hepiniz yıkılacaksınız diyor. İslam mı yaptırdı size bu evleri? Allah böyle mi emretti size? Mücahit demirden çaldı, öbürü çakıldan çaldı, öbürü bilmem deniz kumu kullandı. Denizin kumu, çakılı, demiri çürüttü. Bunları ben mimar mıyım, mühendis miyim yani? Lakin şuraya ben alacağım zaman buraları 15-20 sene evvel geldik. Müteahhit diyor bana ki ya niye pahalı diyorum buna. Ben diyor buna dere kumu kullandım diyor. Bana ne diyorum ya? Bana ne kardeşim? Diyor herkes deniz kumu kullanıyor. E ne alakadar eder diyorum. Ama ne anladık şimdi? Çok alakadar ediyormuş. Deniz kumunun tuzu demiri yok ediyormuş içeride. Dere kumu kullandım diyormuş adam da ben anlamıyormuşum işte. Ama İslam bize diyor ki efendim tedbirli olun, insan sağlığına önem verin, toplumun mamur olmasını gözetin, canlı, dinç, dinamik bir millet olun. Ya el müminül kavî hayrun minel müminül zayıf. Güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır. Sağlıklı olun, sıhhatli olun. Patates yiyip şişmeyin. Efendim ne yapın? Böyle rastgele bu beyaz ekmekleri yemeyin. Tam buğday ekmeği yiyin. Ben fırıncı mıyım? Ama oldum hasta. Başımın derdine bakıyorum yani. Hasta olunca bana diyor, siz hasta olmadan size söylüyorum işte. Beyaz ekmekleri yemeyin. O kesme şekerleri yemeyin. İçinde onun yapıştırıcıları var, bilmem neleri var. Hiç olmazsa bal da yiyemiyorsunuz, toz şeker yiyin. Ondan sonra o beyaz ekmekleri yiye yiye neler olacaksınız? Tam buğday. Allah Teala buğdayı nasıl yarattı? İnsan vücudunda ne kadar kalori, mineral, hangi hücreye ne lazımsa buğdayda hepsi var. Ama şimdi buğdayı ne yapıyorlar? Tümünü eliyorlar. Kepeğini, içindeki bütün faydalı şeyleri alıyorlar. Size hamını, fosunu bembeyaz olarak veriyorlar. Siz de bayılıyorsunuz. Halbuki tam buğday yeseniz o tam buğday nasıl oluyor? Çuvallan geliyor bana bembeyaz.
Bembeyaz, yapıyorsun onu nasıl oluyor? Simsiyah. Allah Allah. Bu beyazdan bu siyah nasıl çıkıyor diyorsun. Hakiki bu da yok. Bunları öğrenin. Güçlü olalım. Müslüman toplumu kuvvetli olalım. Dünyamıza, ahiretimize yararlı olalım, faydalı olalım, insanlara faydalı olalım. İki cihanımızı da mamur kılalım inşallah. Ya İslam sana diyor ki, kıyamet sallantısı başlasa, elindeki fideyi dik diyor. Sen hafif zelzele başlasa, ne fideyi dik, ağacı söküp gidiyorsun. Korkudan ödün kopuyor. Ama tabii herkes Ubeydullah Hoca değil ki, Allah selamet versin. Mübarek Bursa'daki Efendi Hazretleri Vekili. Çok mübarek adam. Balkonda oturuyor, zelzele başlamış. Böyle sakin adam. Allah Allah. Dünya yansa samanı yanmaz. Böyle oturmuş. Tespih çekiyor. Hanımı dedi, efendi sallanıyoruz, kaçalım. Otur postuna dedi, kavuş dostuna. İşte adamlar böyle var. Öbürü nerede ya? İki şiddetinde sallanıyor herif. Camdan atlıyor, ayağını kırıyor, bir şey olacağı da yoktu. Boşuna ayağı kırılıyor. Ama adam diyor, sen kıyamet zelzelesi başlasa sen ağacı dik. İslam öyle kaçış üretmiyor. İslam öyle terk et, bırak, git, ne olursa olsun arkaya bakma. Böyle bir şey yok. Yanlış yanlış tanıtımlar. İnşallah sizler bu vesilelerle düzeltirsiniz bu fikirleri. Efendim. Yani ne demek istedim? Mamur yerler bırakılacak, harap yerler mamur edilecek. Bu kıyamet alameti olarak belirtiliyor. Biz de size bunu anlatınca kalkıp işte böyle antika antika dinleyicilerimiz de var. Veyahut da bir yerden dinliyor. Hoca dedi ki ağaç maaş dikmeyin. Aman yeşillendirmeyin, kıyamet kopar sonra. Ben böyle bir şey demedim yani. Ama bazı şeyler diyorum size vakıidir. Ne demek? Şunlar olacak. Ben bunları kötülüyorum, yapmayın buyurmuyor. Bunları belirti kabul edin. Kıyamet yaklaşmıştır buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Salavatı eksik etmeyin. Devamlı Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bu meclislerin bereketi odur. Ne kadar salavat getirdiniz, Allah Teala o kadar meleklere size rahmet yağdırıyor şu meclislerde yani. Evet. Hadis meclisleri. Şimdi Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. İdet tuhidel emanetu magnemen ve zekatu magramen ve yutealleme li gayri din. Bu da meşhur bir hadis-i şerif. Kıyamete yakın olacaklardan. Emanet ganimet olacak. Zekat borç ödemek gibi zor gelecek ve insanlar din için değil de başka gayelerle ilim tahsil edecek. Bu da kıyamet alameti olarak zikrediliyor. Şimdi birinci cümleyi işleyelim. Emanet ganimet olacak. Ne demek? Devlet memuriyetleri, kamu görevleri emanet midir? Bu göreve gelenler bunu kendi çıkarları doğrultusunda iş görmek için rüşvet alarak veya bazı çıkarlar sağlayarak kullandıkları zaman ne oluyor? Kendisine tevdi edilen emanet niteliğindeki görevi ganimet bulmuş gibi kullanıyor. Oluyor mu bu? Oho! Acayip bir durum. Sanki ellerine ganimet düşmüş. Milletin emanetini kaybediyor. Efendim, harcatıyor, harcıyor, tüketiyor, tükettiriyor, israf ediyor, göz göre göre telef ettiriyor. Kamu nedir? Bütün insanların verdikleri vergilerle, şunlarla, bunlarla bu görevlere getiriliyorsun. Orada ne kadar mesuliyet var. Allah Teala bütün memur kardeşlerimize bu mesuliyetlerini idrak ettirsin. İhmal ettirmesin. Ahiret azabı kötü arkadaşlar. Bütün insanların hakkı hukuku orada. Vesaire. Veyahut da emanet. Adam sana bir emanet veriyor. Ben yoğum, sen al bu anahtarı, burayı kolla koru diyor. Adam alıyor, içindekileri satıyor. Ondan sonra çalındı diyor. Allah.
Adam gidiyor, bir yerden bir yere para taşıyor, kendini bıçaklıyor, sokuyor bacağına, şurasına, burasına, kanlar revanlar içinde ya. Numaraya bak, tiyatroya bak ya. Ondan sonra gasp edildi diyor, 100 milyar gitti diyor. Vah 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 vah. Millet de bunu acıyor. Tabii polis bir araştırıyor. Bu kendi kendini gasp etmiş diyor. Neden? E ne diyeceksin yani? Adama acıyıp bir de üstüne masrafını vermen lazım. Herif yaralandı da bacağından kan akıyor. Olsun diyor herif. Ölmeyecek kadar bir kan atıyor, orasını burasını dürtüklüyor. Kaç yerinden kendini yaralamış ya. Arkadaşıyla da kırışacaklar. O onu yaralamış, o onu çizmiş. Emaneti götürecek. Haberlerde çok çıkıyor bu ara. Şaşılacak iş. Kime acıyacağına şaşırıyorsun. Bir kavga çıkarıyorlar. Merzenin cebine götürecekler. Dikkat edin, sakın öyle kavga mavga varken ne oluyor diye bakmayın. Türk milleti çok meraklı millettir ha. Yol niye tıkanıyor diyorsun. Bir de bakıyorsun. Saatlerce yol tıkandı. Önde bir şey yok. Yandaki kazaya bakıyormuşlar. Ulan yandaki kazaya bakmaktan öndeki yol tıkanır mı ya? Milletimiz böyle. Dikkat edin bak. Bir kavga çıkarıyorlar buradan. Aşıracaklar, seni götürecekler. Efendim. Emanet ganimet gibi. Görevler özellikle. Teslim edilen görevler. Yetkiler. Elime düşmüş bir ganimet, değerlendireyim. Emekli olana kadar ne kaparsam kar, emekli olduktan sonra koca karı hükmüne dönerim. Kimsenin bana bir işi düşmez. Ne hediye gelir, ne bir iş görülür. İyisi mi ben bu görevi iyi kullanayım. Yani kötü kullanayım. Bu şekil olacak. Zekat ne olacak? O kadar zor gelecek ki diyor, adam borcunu öderken ne kadar zorlanıyor biliyor musun? 5 milyar borcu var. Uğraşıyor uğraşıyor, 5 milyarı denkliyor. O 5 milyarı vereceği zaman böyle içi gidiyor lan. Şu para şimdi kalsaydı kenarda. Alırken iyiydi, heriften aldım parayı daha mübarek adam. Ödeyeceksin. Onu atlatıyor biraz daha. Bir ay sonra, iki ay sonra. Allah Allah. Ondan sonra, ne olur Allah rızası için takibe koyma benim senedi. Adam geliyor fetva soruyor. Hocam diyor, takibe koyayım mı? E günü geçti mi diyorum, geçti. Herif ödeyebilecek gücü var mı? Var. Ödüyor mu? Ödemiyor. Ne yapıyor? Allah rızası için diyor diyor. Ya bulmuş seni gibi Müslümanı. Allah rızası için. Seni oyalıyor. Allah Allah. Namaz yok. Abdest yok. Alnı secdeye değmemiş. Cuma yok, bayram yok. Herife borcu var, sıkışınca diyor ki ya diyor ne olur diyor, bir daha seni hacca yazıldım diyor. Şu parayı diyor biraz daha diyor tolerans verirsen bir iki sene diyor hacca da gidip gelirsem ödeyeceğim diyor. Ne haççı ya? Ne haççı? Böyle kandırmaca. Zekat. Size ben her türlü oyunu öğretiyorum yani. Uyanık olun. E tamam, Allah rızası için, Allah rızası için dediğin zaman tabii ki Allah rızası için insan kolaylık yapar, müsamaha yapar. Mübarek adam. Altındaki araba duruyor. Cep telefonun duruyor. Her şeyin yerinde. Bizi ertele, 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 ertele. Allah rızası için kaç aydır duruyorum diyor. E şimdi ne yapayım? Tam işleme vereceğim diyor. Ne olur Allah rızası için? O da bana fetva soruyor. E diyorum ki adam bunu ödeyecek durumda da ödemiyorsa işleme koyma hakkın İslam'a göre var. Ne yapacaksın? İşte nasıl borç ödemek zor geliyor? Halbuki malı almış. O malı satmış. Kar yapmış. Kaç ayda tutmuş? Hala adam parasını vermiyor. Bu nedir? Zulüm. Matlul ganiyi zulmün. Zenginin borcunu ertelemesi büyük bir zulümdür. Hatta buyuruyor ki borcunu ödeyecek malı bulunup satmayıp bekletmek de zulümdür. Adama ben sana bir ay sonra nakitim gelecek diye bekletme, tehir, geciktirme talebinde bulunamazsın diyor. Elindekini satıp vermen lazımdır. Çünkü senin vaden dolmuş. Sen bir ay sonra ödeyeceğim dedin. Bir ay geçti. E nakit sıkışıklığın var. Nakit sıkışıklığın varsa mal sıkışıklığın yok. Elinde para edecek malın var. Satman lazım. Hatta tefsirde diyor ki
birkaç takım fazla elbisesi varsa zaruretini, avretini örtecek kadar elbise bırakıp geri kalanını dahi satmak zorundadır diyor. Borcunu geciktiremez diyor bir gün bile. Nerede bizde böyle bir ahlak? Bu sistem işlese şu anda bu milletin ekonomisi böyle bozulur mu? Ne çekin ödenilirliği var, ne senedin yürürlüğü var. Hepsi tersine dönmüş, hiçbir şey para etmiyor ya. Eskiden senet çek ne lazım? Söz vardı. Şimdi çek senet para etmiyor, sözü bırak. Mahkemeye vereceksin, kaç ay uğraşacaksın, haciz memuru bilmem ne, evine gideceksin, gidene kadar o zaten değerli malları aşırtmış. Kalacak orada iki tane kanepe, uğraş onları, çek yatları satma. Ne kalacak eline? İşte nasıl borcunu ödemek zor geliyor, zekat da öyle zor gelecek diyor, kıyamete yakın. Eskiden nasıl rahatça verenler, cömertçe verenler, bolca verenler. Şimdi aman diyor bizden biraz Allah'ın hesabına fazla geçmesin. Dikkatli hesap edin, beni zarara sokmayın uşaklar diyor. Bu da en takvası. Öbürü zaten zekat neymiş diyor. En takvası hesabı doğru yapın diyor, alacaklı duruma düşmeyelim ahirette diyor. Lan serserisi keşke alacaklı ol. Kimin Allah'tan alacağı var? Herkesin Allah'a borcu var. Celle Celaluhu. Ama öyle. Efendim zorlanıyor. Adam ne dedi bana? Hoca efendi zekatı veriyorum ama dedi sor bana dedi. Şu ayağımdan eti kesip ayırmış gibi oluyorum. Ben de dedim ki seninki daha sevap dedim. Zorla hayır hayırdır sen yine ver dedim. Kese kese kopart ver dedim. Yani. Bir tarafını kopart dedim yani. Çünkü neden? Bu ne biçim iştir kardeşim dersen hiç vermez. Böyle diyor. Götürüyorlardı beni. Bir yerden geçiriyorlar. Hocam ben şu evin sahibi var ya. Bu bizim memleketimizin bir yerden bahsediyorum da orayı anlatamıyorum. Çoğu isim vermek iyi değil. Oralı biri olur darılır bana sonra. Efendim? Aklım başıma geldi. Neden sonra? İsim cisim yok. Diyor ki dediler ki bu dediler zekatını kuruşuna kadar vermesi meşhur bir adam. Her sene. Fakat dedi her sene zekat verince iki hafta hasta yatar evden çıkamaz. Ama kesin sabit yani. Bir yörede ben karşılaştım bu hadiseyle. Bütün millet tasdik etti bu haberi. Ama dediler iki hafta hasta yatar. Ne Müslümanlar var yine adam. Hasta yatmayı göze alıyor veriyor yani. Ama böyle zekatı borç verir gibi zorlanacaklar diyor. Zaten kendi parası değil, kendi hakkı değil. Bu sefer diyor Allah benim parama ne karışır? Tövbe yarabbim. Vergiler zekata sayılamaz. Vergi verilir. Vergi verilecek tabii. Adam yol yapacak, köprü yapacak, çeşme yapacak, hastane yapacak. Zekat kimin hakkı? İşte Kur'an-ı Kerim'de sayılan mesarife verilecek. Tarifi var. Fakirin bir tarifi var. Miskinin bir tarifi var. Yetimin bir tarifi var. Değil mi? 20 yaşında diyor ben yetimim. Ulan 50 yaşındaki de yetim o zaman senin. Buluğa erdikten sonra yetim yok. La yutme ba'del hulum. Buluğa eren yetim olmaz diyor. Mesela orada masarifin tarifleri var. Fakir kim? Miskin kim? Adama miskin diyorsun. Miskin miskin yatma diyorsun. Böyle diyor. Ne bana hakaret ediyorsun diyor. Halbuki miskin Arapça'da o manada değil. Yani yoksul, toprağa sürünmüş, en miskinen de metrabe, toprağa bulaşmış. Yani bir şeysi yok, evi yok, ocağı yok, yatacak yeri yok. Bu manada o da miskini hepten değişik bir algılama yapıyor. Lügat bilmediğinden. Ama hepsinin tarifi var. Fakir kime denir, yetim kime denir, miskin kime denir. Şimdi ben zekat alırım diye, fakirim diye kendini hesap eden var. Senin neyin var, neyin yok? Çıkart bakalım bir hesap yapıyorsun. Herif zekat verecek durumda. Herif zekat verecek durumda ya. Zekeriya Efendi Hazretleri'ne Medine'de Allah rahmet etsin. Muhammed bin Zekeriya el-Bukhari. Büyük evliya. O zaman en büyük zenginler geliyor. 100 bin riyal, 1 milyon riyal zekat verecekler. O evliya parayı el tutmaz. Hiç. Koyarlar yastığın altına oradan ona dağıtır ona dağıtır. Dünyanın fakiri, miskini, Afganistan, Pakistan, Hindistan. Bütün Medine'ye gelen milyonlarca insana verir dağıtır. Sonra dedi bana ki ben daha dedi milletin zekatını emanet almıyorum dedi. Artık diyorum dedi ne yaparsanız yapın. Niye? Ne bileyim dedi herif geliyor fakirim diye benden zekat alıyor. Ya fakir değilse? Fakirin bir tarifi var. Adama diyorsun neyin var neyin yok?
Bir sayıyor. Oho! Fakir tarifine dahil değil, zekat düşmüyor. Ama sormuyor. Yiyor. Onun için zekat vergiyle farklı. Vergiyi ayrı vereceksin. Zekat ayrı vereceksin. Büyük bir zengin o zaman armatör mü diyorsunuz gemi yapanlara? Ali Haydar Efendi babamız zamanında Türkiye'nin en büyük armatörü. Ali Haydar Efendi Hazretleri buyurdu ki ona, zekat defterini bir getir bakalım, hesaba bakacağız dedi. Şimdi böyle bir şef olsa bir tane müridi kalmaz. Zenginler hiç zekat defteri getirir mi şeyhine? Beraber mi kazandık hoca efendiler? Getir bakalım dedi, zekat defterine bakacağız. Ali Haydar Efendi bu, yakar adam be. Hey. Bizim efendi babamız ha. Bir de getirdi baktı. Vergiye verdiklerini hepsini zekata yazmış. Kaç senelik bütçe. Bir para tuttu şimdiki kaç trilyon. Bunların hepsini dedi ayrıyetten zekat olarak çıkartmadan tekkenin kapısından içeri giremezsin dedi. Bu adamcağız da çok büyük senelerin bütçesi yani. Çok da büyük zekat tutarı var. Hep vergiyi zekata yazmış. Ödeyemedi de. Ha, sen diyorsun ki ya ödedim derim gelirim elini öperim canım. Sen kimden bahsediyorsun kardeşim? Ali Haydar Efendi'den bahsediyoruz. O evliya ki adam bandırmadan kazı almış. Burada çarşambada İsmet Baba tekkesinde efendi babamıza hediye getirecek. Kaza şöyle bir bakmış. Kazın butlarına böyle vurmuş. Karısına da demiş ki hanım demiş ama senin butlarına benziyor demiş. Ulan ne iyi millet var ya. Kazın butuyla ne alakası var karının butunun. Neyse bu lafı etmiş. Ondan sonra da kazı almış getirmiş. Tekkeye getirmiş hediye. Birkaç bir şeyler. Efendi baba buyurdu ki ona. Sen dedi kazın budunu dedi karının buduna benzettin. Bize mekruh oldu evladım. Geri götür bunu. Ne haberi var? Ali Haydar Efendi o. Ha. Sen hele verdim zekatları efendi baba deyip gidip elini öpeceksin he? Adama gece ne yaptığını sabah söyler. Karısıyla yanlış ilişkiye girene söylüyor. Bak adamı rezil ettirmeyin bana diyor. Karınızla yanlış ilişkiler yapanlar var diyor. Kaç kere herif üstüne almıyor. Bak adını veririm rezil ederim diyor. Ne biliyor? Allah bildirirse bilir. Zaten Allah bildirirse kaydın da kayıptan çıkıyor. Çünkü Allah'ın bildirdiği şey kayıp olmaz ki. Anladınız mı? Kaybı ancak Allah bilir değil mi? Ama bildirmek istediğine bildirir. Allah bildirdi mi kayıp olur mu iş? Adam ne yaptı? Senelerce tekkenin kapısında duruyor, durdu. Kokladı kokladı, ağladı ağladı diyor. Ne o paraları zekat olarak verebildi, ne de bir daha şeyhinin yüzünü görebildi. Meşhur birisi tabii bir sülale, isim vermiyorum. E demek ki zekatı sen efendim borç verir gibi zorlanarak verirsen ne olur bu? Kıyamet alameti. Yanlış yerlere verirsen ne olur bu? Kıyamet alameti. Vergiyi ayrı vereceksiniz, zekatı ayrı vereceksiniz. Hoca desene biz aç kaldık. Niye aç kaldın? Zaten nisaptan düştüğün anda zekat vermekte kalkıyor üzerinden. Nisaba maliksen, şartlarına haizsen zekat veriyorsun. Ondan sonra ne olacak kıyamete yakın? Ve yutalleme li gayriddin. İnsanlar hafız olacak. Hoca olacak. Ama din için değil. Dünya için. Bu da kıyamet alamet. Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Kudüs'e ruhuna bir Fatiha okuyalım. Çok andık onu. El Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya abidu ya kunusti'inuh nassalatu mustafir. En amti aleyhim gayril mağdubi aleyhim. Şefaatine nail eylesin. Himmetin üzerimizde daim eylesin. Gürcüydü o, mübarek.
Efendi Hazretleri Gürcüleri çok seviyor. Bizim Gürcüler der onlara. Şeyhi Gürcü olduğunda. Biz de Efendi Hazretlerimizin memleketini seviyoruz. Efendi Hazretlerimiz Oflu. Karadeniz'i seviyoruz. Niye? Bizim üstadımız oralı. Ancak Efendi Baba tabii böyle ikazlar yapardı. Derdi ki bak bu Karadenizliler var ya, bunlar olmasa derdi, mihrapta kıldıracak imam bulamazsınız. Adam ölse kaldıracak hoca bulamazsınız. O kadar bitmişti. Kulü vallaha hadi bileni müftü yapıyorlardı o zaman. Tabii. İmam mimam çok kolay. Kulü vallaha biliyorsan hemen imamlık veriyordular. Hep kadrolar boşalmıştı buralar. Hiç imam bir şey yok. Hakikaten Karadeniz'den yetişen hafız akımı, hoca akımı büyük bir dünyada değil mi? Hep hatta adı üstünde Laz Hoca, Oflu Hoca tabirleri çıktı. Neden? Hocalığa önem verdiler. Bir köye gitseniz derdi, 30 hanelik köyde 40 hafız bulursunuz. 40 hanelik köyde 50 hafız bulursunuz. Ali Haydar Efendi buyuruyordu. Fakat derdi, iki şeyden sebep imanları kıttır derdi. Bir yandan da bizim Efendi Hazretlerine bakardı. Efendi Hazretleri diyor ki, bakıyor bana şimdi diyor. Yani içimden ne duygular geçtiğine bakıyor. Ben de öyle seviniyorum ki diyor, sevincimin eseri yüzüme vuruyor diyor. Bu zat bizim yanlışlarımızı söylemese bizi kim düzeltecek? Mahmud'um derdi, benim tokatıma dayanır derdi. Efendi Hazretlerimiz için. Çok severdi. Öyle yüzüme bakardı diyor. İki sebeple derdi. Bir, kızlara mal vermezler mirastan. Öyle mi? Hala bile o iş yürürlükte. Efendi Hazretleri'yle gittik. Of'un merkezine vaaz ederken açtı bu konuyu. Ne cesaret tabii değil mi bu Efendi Hazretleri ya? Bütün millet orada. Köyde açtı bu konuyu. Hocasının oğlu vardı. Bu da rahmetli oldu. Vaazı dinliyor, kimsede tık yok. Dedi ona, sen kardeşlerine malını ayırdın mı dedi ona. E dedi, bu konuya nereden girdik şimdi? Ne karıştırıyorsun dedi bu işleri ya. Konuya nereden girdik olur mu? Tam damardan girdik. Şimdi kıza miras vermiyorsun. Allah ona verdi. Ama münasip lisanından diyor ki ona, bak istersen al diyor. Ama diyor, bir daha babanın evine gelmemeyi mi düşünüyorsun? Lafın çeşidine bak. O da o zaman bağışladım diyor tabii. İçinden ahirette çıkacak meydana sana. Ne hakkını yiyorsun kızım? İkinci mesele derdi, dünyalık için okurlar derdi. Hafızlığı, hocalığı. O zaman çay yok, bir şey yok. Efendim, kıtlık var, kuraklık var. Dünyalık için okurlar derdi. Kıyamete yakın diyor. Niçin ilim tahsil edecekler? Din için değil. Dinden başka gayelerle. Şimdi tabii tekrar iş döndü. Hafızlık prim yapmıyor. Hocalık prim yapmıyor. Şimdi ne prim yapıyor? Diploma toplama. Adama diyor, nere mezunusun? Adam diyor, ilkokul mezunuyum. Ben seni burada nasıl imam edeyim kardeşim diyor. Ya adam 20 sene medrese okumuş. Ayetleri, hadisleri ezber ediyor. İmam-ı Azam olsan diyor, ben sana vazife vermem diyor. Niye? Diploman yok diyor. Öbürü de parayla diploma almış. Azerbaycan'dan profesörlük alıyorsun. $1000 falan Azerbaycan'dan profesör oluyor. Ben ordinalis profesör olurdum. Birkaç bin dolara. Alıyor profesörlük şeyini, bilmiyorsun. Geliyor etiket. Altına bir yazıyor. Prof. Milletin gözü açılıyor. O konuştu mu acayip dinlemelere başlıyor. Öbürü konuşuyor. Cübbeli Ahmet Hoca. Etiket ne de? İlkokul mezunu. Ortadan terk. E bu cahilin biri diyor. Bunu kim dinler ya? İşte sizin gibiler dinler. Ne yapalım şimdi? Efendi Hazretleri dedi bana, söz veriyorum sana dedi. Diploma alma. Söz veriyorum sana. Müşterin bol olacak. Cemaatin çok olacak. Her gittiğin yerde seni imam edecekler, vaiz edecekler. Ben de karışmadım bu diploma işlerine. Bulduk mu dediğini? Hah, bulduk. Daha tüyümüz çıkmamıştı o zaman. Şimdi doçentler, profesörler ne diyor? Ya herif diyor, Süleymaniye'nin diyor kürsüsünde vaz ediyorum diyor. 10 kişi beni dinlemiyor diyor ya.
Bu kadar okumuşum diyor, doçent profesör oldum diyor ya. Bu cübbeli ne anlatıyor da diyor, dağın başına gidiyorlar, çamura batıp bunu dinliyorlar diyor. E cübbeli ne anlatıyor işte? Laf dinlersen seni de dinlerler. Din için okumayacaklar diyor. Çünkü bakacaklar, nerede maaş var, istikbal var, gelecek vaat ediyor, diploma vaat ediyor. Çünkü o zaman kadrolu memur olma şansını yakalıyor. Kadrolu memur olayım diye okuyor. Onun için de ne lazım? Hafız mısın, hoca mısın soran? Yok. Nereyi bitirdin? İlahiyat dedim diyor. Ama ilahiyattan çıkıyor, bize geliyor. 10 sene daha okuyor. Hala da bir şey anlamıyor. Ben ilahiyattan çıkmış, bitirmiş adam okuttum 10 sene. E tabi yetiştiler zeki insanlar ama e şimdi ona bir şey vermiyor. Bir ilim vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. Saatler dolsun, ziller çalsın, işte notlar ayarlansın. Geçeyim gideyim. İlim derdi yok. Dinden başka nedenlerle ilim tahsil edilecek kıyamet yakın diyor. Şimdi bütün ilim tahsilleri neye yöneliktir? Para, istikbal, rant, kadro celbine yönelik. Yoksa Allah için okuyacağım, İslam'ı yayacağım niyetiyle okuyan var mıdır? Vardır. Kaç tanedir? Bu çokluk içinde yok gibidir. Allah sayılarını artırsın. Men talebel ilme lillah tekeffelallahu bi rizkihi min hayt ahtesim. Kim ilmi Allah için tahsil ederse Allah ona hiç beklemediği taraftan rızkını göndermek kefil diyor. Ama Allah için okuyacak. Ama Allah için de felsefe okunmaz yani. Allah için tefsir okunur, hadis okunur, fıkıh okunur, akaid okunur, tasavvuf okunur. E hoca ne var? E senin baban zengin idi. Senin baban zengin idi, öyleydi. Sesen de 80 model Mercedes koydu altıma. Şoförüyle beraber bazen geliyorum. Bir cümle var şurada. Sorun orada hala insanlar var. Diyor, vaza çıktığını 78'de biliyorum diyor. Düğün çıkmak yap şimdi. 11 yaşımdan beri kürsülerdeyim. E tamam senin baban zengin diyor. Ama bu adam diyor, baba zengin değil, şu değil, bu değil. Ya, benim babam zengin değil. E şimdi babamın işleri bozuldu. Gitti. Şimdi ben aç kalıyor muyum?